Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün gördüğünüz üzere bir uzun yola çıkıyoruz. 150-200 kilometrelik bir rotamız var. Şu an evden çıktık. Triplerimizi, yolculuğumuzu sıfırladık. Araç içinde 5 kişiyiz. Bugün sizlerle beraber bir kısa bir şöyle bir görüntü alacağım. Ben bir 100 kilometrelik, 80-90 kilometrelik bir yol yaptım. Tabii bu yol içerisinde ben size video kaydı yapamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sabit hız 120-130-140 civarlarında giderek 5 kişi vardı arabanın içinde. 5 kişiydik. Yaklaşık bir 80x5, 400 kilo vardı arabanın içinde. 400-450 kilo olması lazım. 400-450 kilo ile beraber 80-90 kilometre bir yol yaptık. Ve arkadaşlar görüyorsunuz aracın ortalaması 5.9 arkadaşlar. Şöyle anlık tüketim geçelim. Ortalama hıza bakalım arkadaşlar. 98, evet arkadaşlar. Yani 130-140-100-110 o civarlarda geldik böyle. Sürekli o civarlardaydık. 5 kişiydik. Benle beraber ben 75-80 kiloyum. Hani ortalama 80 kilo alsak 8 kere 5 400 kilo diyeceğiz arkadaşlar. Seyahat süresi kaç dakika biz bu? 50 dakika. Tam 50 dakika içerisinde biz bu kilometreyi bitirmişiz. Kaç kilometre yapmışız? Bu B gidilen yol. Bir dakika, A gidilen yola bakacağız. Evet, 82 kilometre. Tam 82 kilometreyi 90 dakikada gelmişiz arkadaşlar. Yok, 82 kilometreyi 50 dakikada gelmişiz arkadaşlar. 50 dakikada 98 kilometre hızla, yani ortalama 98 kilometre hızla gelmişiz arkadaşlar. Yani bence 5 kişi yüke göre bu yakıt tüketim 5.9. Bence 5.9 iyiydi. Hani ben şu an 5.8'de geldim buraya. Şehire girdim. Durkak yaparak 5.9'a çıktı zaten ani bir çıkışla. Bence 5 kişiyi bir ailecek çok iyi. Yani basmama rağmen, 140-130 yapmama rağmen bence güzel bir veri yakaladığımı düşünüyorum. Ben tek başıma olduğum zaman veya 2 kişi olduğum zaman bu aracın yakıt tüketimi 4.5 görüyorum. Yani gördüm, 4.5'u gördüm. 90'da git, 4'ü de görürsün. Ama 90'da da yol bitmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben size yine dönerken de ufak ufak kesitler alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhabalar. Şu anda yolumuzun dönüşe doğru devam ediyoruz. Ben size gittiğimiz yerle ilgili bazı şeylerden bahsettim. Söyledim zaten videonun başında da. Onları siz görmüş olacaksınız. Şu anda yolda görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Beni de görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anki amacım arkadaşlar %90'la gidip yakıtımızı biraz daha düşürmek. Bunun farkını da zaten birazdan göreceğiz. Biz Bursa'dan çıktık. Kemalpaşa'ya doğru gittiğimizde hızın ne kadar etkili olduğunu size göstermek istiyorum burada. Devir bandının 3000'nin altında ne kadar bir yakıt tüketimi sarf ediyoruz veya 3000'den sonrasında ne kadar bir yakıt tasarrufu olmasının etkili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu anda 100-110'la gitmiş bulunmaktayız. Tabii ki hava biraz rüzgarlı. Yakıt tüketimimizin bir dezavantajı olarak da araçta 5 kişiyiz arkadaşlar. 5 kişi 70'er kilodan 350 kilo bir kilogramlık yapar arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir araçta ne kadar ağırsa, ne kadar kilo varsa bu her zaman dezavantajdır. Ve arkamızdan pastamız geliyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz, yol verdik. Arkadaşlar fişek gibi gidiyor. Görüyorsunuz, fişek gibi gitti. Şu an 6.0'dayız arkadaşlar. %110'una gitmekteyiz. Ben size tekrardan Bursa'ya yaklaşmadan önce kameramızı açacağız. Yakıtla ilgili size bilgiler vereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, merhabalar. Bana biz geldik. Şöyle size yakıt tüketimini göstermek istiyorum. Videonun kapanışını yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere inşallah gözüküyordur. Şu kapıyı kapatalım. Ortalama tüketim arkadaşlar 5.5. Gördüğünüz üzere ortalama hız 74. Çok sakin bir kullanım yaptım arkadaşlar yolda gelirken. 90-100-110-120 o civarda geldim. 2 saat 20 dakikadır yoldayız. Dediğim gibi arkadaşlar, araçta 5 kişiydik. Giderken çok hani 140 bandlarından 130 bandlarından aşağı inmedim giderken. Hani biraz daha acelemiz olduğundan dolayı. Ama gelirken çok sakin bir şekilde geldim. Kusura bakmayın arkadaşlar, ağzımda şeker var. Konuşamıyorsam. Dediğim gibi arkadaşlar, bu aracın yakıt tüketimini sakin bir şekilde kullandığınız zaman farkları da görüyorsunuz. Araçta 5 kişiydik. Hiçbir şekilde kilogramda bir eksiklik olmadı. Hatta artış oldu. Artış oldu yani, eşya aldık, yük aldık yaşadığımız şehre, Bursa'ya gelirken. Ondan dolayı ise dediğim gibi araçta
Yakıt tüketimi düşürülebiliyor. Yani bassanız 6'dan sonra bağ çıkmadı yani, gördüğünüz gibi 6 yaktı. Dönüşte de 80, 100, 110 geldim. 5,5, 5,5 litre. Bir de şehir içinde dolaştık. Şehir içinde trafik falan da var. Tabii ortalama hız 77 kilometre ortalama hız var. Onu da biraz eklersek normal bir şekilde ortalama hız düşmüş oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünkü videomuzdan da bu şekilde hani böyle güzel bir ana olarak çekmek istedim. Daha farklı videolarda, daha farklı içeriklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Çok kırılmış. Önünü takalım. Tabii kış lastikleri de var arkadaşlar. Arabada batmış arkadaşlar, görüyorsunuz. Yıkama videosunu da çekelim arkadaşlar sizlere. 10 dakikamızda koyarız. Görüşmek üzere. Bay bay.